Herkese yeniden merhaba, ben Onur Koyuncu. Bugün Darıca'daki FETÖ'ye ait olduğu söylenen bu lüks villaların gizemini keşfetmeye geldim. Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan metruk villalar. İnternetten burayı araştırdığımda 31 ultra lüks villanın yaklaşık olarak 35 yıl önce imara aykırı yapılması nedeniyle inşaat çalışmalarının durdurulduğu yazıyor. 13 bin metrekarelik alana sahip arsa üzerine 21 adet yerine 31 adet villa yapılınca mevduata aykırı gerekçesiyle inşaata imar izni çıkmamış. Doğru mudur bilmiyorum ama çevredekilere ve yerli halk ile konuştuğumda buranın FETÖ'ye ait villalar olduğu söylendi. Malum olaylardan sonra da yapımı hiçbir zaman tamamlanmamak üzere terk edilmiş ve akıbeti henüz belli değil. Uydu üzerinde de haritaya baktığımızda buranın adı hakkında hiçbir bilgi göremiyoruz. Bu villalar tamamen terk edilmiş gibi duruyor ama biz gittiğimizde manzarayı izlemeye gelenler bile vardı. Hatta bazı inşaatların içinde insanlarla bile karşılaştım. Merhaba. Çekim yapıyoruz da. Müsait mi ortam şu an? Ha, çok da değil. Tamam. Burayla ilgili maalesef istenmeyen olaylar da gerçekleşmiş. 21 yaşındaki bir gencin sosyal medya grubundan "Herkes hakkını helal etsin, kayalıkların olduğu burundayım" diye mesaj paylaşıp intihar ettiği de bulduğum haberler arasındaydı. Şimdi gelin birlikte FETÖ'ye ait olduğu söylenen bu lüks villaların gizemini birlikte keşfedelim. Bugün sizlerle beraber manyak bir videonun içerisindeyiz tekrar. Darıca taraflarındayız. Uzun bir yoldan geldik. Bu tarafta terk edilmiş bir sürü ev olduğu söyleniyor. Şu an evleri gördüm. Uzun bir yoldan yürüdüm. Buraya ulaştım. Manzarasının mükemmel olduğu söylendi. Bunlar yapımı henüz tamamlanmamış evler. Dış cephesi falan hiç yapılmamış hiçbirinin. Her yer çöp içinde. Muhteşem bir manzaraya doğru ilerliyoruz şu anda. Tepe manzarasını bir keşfedelim. Ardından yavaş yavaş yapımı tamamlanmamış evlerin içine girelim. Aynen buradan da böyle bir yol var. Şurada da böyle muhteşem bir koy var. Gerçekten muhteşem bir koy manzarası var. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şurada arkadaşları çekmeden. Şurada muhteşem bir koy manzarası var. En arka taraflarda da şu bölümde de taş ocakları falan var. Baksana şu tesisin olduğu yer komple şöyle aşağısı sahil evlerin içine doğru girmeye başlayalım. Ne kadarı tamamlanmış? Bu evler neden terk edilmiş, bırakılmış? Evlerin hepsinin FETÖ'ye ait olduğu söyleniyor. Ve o malum olaydan sonra da terk edildi diye düşünülüyor. Gerçekten harika bir manzarası var. Çocuk buraya kadar nasıl getirmiş kızı ya? Hayır, o ne azim, anladın mı? Şuradan başlayalım mı? Bilmiyorum, navigasyonda çıkarsa çıkar. Buradan mı başlayalım? Bu inşaat da tehlikeli abi ya. Hepsi inşaat ama şöyle bir şey var. Bence en alttakine girelim. Hepsi aynı duruyor ve en öne açık olan yapı o olduğu için onun içine girmek istiyorum. Deniz manzarası açık olsun tamamen. Önünü görelim istedim. 3 günde ineriz. Deniz tarafına inen patika bir yol var. Şuraya direkt bu koya iniyor. Yani burası çok halka açık bir yer değil gibi duruyor zaten. Manita plajı. Böyle ne yazıyor tam? Aynen. Manita plajı olarak geçiyormuş. Çok güzel bir koy bu arada. Denize girilir burada yazın. Şimdi dediğim gibi şu aşağıdaki villaya bir girelim. Daha yapımı tam olarak tamamlanmamış ama şu arka taraflarda da var. Bir sürü var ya bu tarz ev. Hepsi yarım yamalak bırakılmış. Sadece kaba inşaat yani. Betonu dökülmüş, sonra bırakılmış. Ama buradan nasıl geçeceğiz? Burası bataklık olmuş. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir manzaraya sahip. Darıca'da, Kocaeli taraflarında böyle bir yer. Ya yani ıssızlığın ortasında burada niye insanlar buraya villa yapmak istemiş bu araziye anlamadım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burası çok rüzgar alır ha. Kış ayındayız. Çok rüzgar alır. Nereden gireceğiz işte? Girişi kolay bir yer olması lazım. Hatta merdivenleri falan bile yok. Girelim diyorsun da diğer tarafta mı acaba? Gel şu aradan mı gidelim? Şurada da birileri var. Burası o kadar da terk edilmiş bir yer değil gibi. Buraya genelde böyle manzarayı izlemeye gelen insanlar oluyor sanırım.
Dikenlerin arasından gidiyoruz resmen. Boşuna girdik yani buraya. Buradan giriş yok ki. Hiçbirinin merdiveni yapılmamış villaların. Öndekiler, arkadakiler de var diyorsun. Diğer taraftakiler mi? Giremezmiş. Nereden? Hayır canım, mümkün değil. Arkadaşlar villaların çoğu kaba inşaatı bitmiş belki ama hiçbirine merdiven yapmamışlar. Kapı yok girebileceğimiz. Her yeri açık ama yüksek olduğu için oraya tırmanmamız çok mümkün değil. Öyle bir zorluk yaşıyoruz. Bak burada da oturuyorlar. İnsanlar gelip burada oturup manzarayı izliyor. Keyifli bir manzarası var çünkü. Buraya tırmanmamız gerekecek herhalde ya. Başka türlü mümkün değil. Ben şuraya bir çıkayım. En azından... İçini göstermiş olurum size. Şimdi kaba inşaatın içine girdim. Bildiğiniz inşaat arkadaşlar buralar ama bunlar nasıl bu hale gelmiş? Gerçekten bilmiyorum. Şurada merdivenlerden yavaş yavaş yukarı çıkayım. Merhaba. Çekim yapıyoruz da burada. Müsait mi ortam şu an? Yani. Ha, çok da değil. Tamam. Şöyle manzarasını göstereyim. Buranın üst katına çıkayım buranın. Kusura bakmayın. Merdivenleri artık böyle yıkılmış vaziyette arkadaşlar. Yani çok sağlam değil. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şurayı su basmış. Şöyle çatı manzarası da bu şekilde. Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Bakarsanız... Harika. Efendim. Tamam, geliyorum şimdi. Buranın da manzarası bu şekildeydi arkadaşlar. Şuradan böyle arka tarafa doğru giden bir yol var. Diğer villaları görebiliyorsunuz. Buradan korkuluk morkuluk hiçbir şey yapılmadığı için oldukça tehlikeli tabii. Gene bu su basmış. Alan burası. Yavaş yavaş buradan çıkalım arkadaşlar. Eyvallah. Şu diğer villa var. Şu tarafta. Nereden? Şuradan girişi daha kolay bir villa var. Şimdi buraya doğru çıkalım. En üst katta mısın? Buranın da manzarası bu şekilde. Ezgi. Kim vardı orada? Gene birileriyle karşılaştık. Kim vardı? Sevişiyorlardı. Gerçekten. Gerçekten. Kötü oldu. Ya o durumda karşılaşmak istemezdim gerçekten. Ama ya nasıl diyeyim? Hoş bir durum değildi. Onu söyleyebilirim. Manzarası hemen hemen aynı şekilde. Bu delik ne acaba buradaki? Küçük bir şey deliği açmışlar yanına. Ama manzarası gerçekten şahane. Şuraya bir yatak atıp burası odam olsun isterdim yani. Tavan arası güzel bir yatak odası olurdu. Ve olabildiğince şu arka taraflarda bir sürü şey var. Villa var. Bu yapılarda bu şekilde. Buradan da şimdi çıkmak istiyorum. Çünkü burası sanıldığı kadar terk edilmiş değil. Kaba inşaat olsa da sonuçta birileri geliyor. Buralarda bir şeyler yapıyorlar yani. İçenler var, başka şeyler olanlar var. İnsanlar var sonuçta. Etrafta ne var orada? Niye iniyoruz? İnmeyelim.
Karanlık bir yer buldu. Yine karanlık bir yere iniyoruz. Işığımızı açalım o zaman. Şurada alt katında. Karanlık değil mi? Karanlık. Karanlık. Bu ne? Konyak. Konyak şişesi. Gene girdik bir yerlere. Buralarda alt katları arkadaşlar. Villaların alt tarafları da bu şekilde. Burada bira falan içmişler. Yani çok büyük yapılar değil. Alt katları falan da oldukça basık. Şimdi çıkalım buradan. Yukarı doğru çıkalım mı? Manzarasını mı gösterelim? Burada böyle uçurumun, çok yaklaşma. Uçurumun kenarında bir ağaç. Bildiğiniz burası da uçurum yani. Şöyle göstereyim. Kayalık. Yok, buraya inilmez ya. Diğer plaj daha, Manita plajı dediği yer daha iyi. Plaj dedikleri yer muhtemelen, evet, Manita plajı, ama burası da muhtemelen şey olması lazım arkadaşlar. Manita siteleri falan, Manita villaları falan olması lazım. Çünkü bir kişiyle karşılaşmadım sadece. O yüzden söylemiyorum. Birkaç kişi vardı. Yaklaşık 3 kişi falan gördüm. Her girdiğim villada birileri çıkıyor. Artık daha fazla insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Böyle bir drone ile havadan bir görüntü alayım. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Buralar nasıl olurdu acaba bitseydi? Dikkat et. Buralar acaba diyorum nasıl olurdu bitseydi? Böyle bir dünya villa terk edilmiş halde. Daha doğrusu inşaatı tamamlanmamış, bırakılmış, kaderine terk edilmiş halde burada duruyor. Yani benim görebildiğim bir yaklaşık 20 tane neredeyse villa var arkadaşlar. Sayabildiğim kadarıyla 20 adet villa var burada. Ve hepsi aynı tip yapılar. Şurası orta tarafı, böyle bir kuyu gibi bir alan olmuş. Şurada yatak var. Görüyor musunuz, bakın villanın hemen alt tarafında böyle bir oyuk gibi alan var burada. Şöyle bir tane daha villa var. Girişi kolay olduğu için gösteriyorum burayı da. Diğer villaları görün buradan diye. Bu arkadaki yapıların manzarası biraz daha kapalıdır diyordum ama bence direkt denizi görmektense şu açıdan diğer villalarla birlikte meydanı görmek bence daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizle beraber terk edilmiş FETÖ villalarını gezdik. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü çevredekilere sorduğumda öyle söylediler bana. İşte buranın FETÖ'ye ait olduğu söylendi. O yüzden tırnak içinde belirtiyorum. Neden terk edildiği de belli zaten arkadaşlar, az çok. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I'm feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.